Herkese merhaba, ben Karavan Makiato. Bugün size Duru bir dakika bir şey söyleyeyim, gelenin hikayesini anlatacağım. Ailemin evindeydim 2020'de ve o zamanlar çok da rahat değildim yani. Mesela üzücü bir cümle kuracağım şarkıda, ailem işte bunu görecek benim, benim için üzülecek falan diye korkuyordum yani. Bir gün Annemlerin evden çıkmasını bekliyordum işte bir yerlere gideceklerdi. Fırsat bu fırsat hemen koştum hemen oturdum telefonu koydum masaya o zamanlar telefonla alıyordum kayıtlarımı basıyordum açıyordum böyle kaydı gitarımda alıyordum direkt hani şarkı söylemeye başlıyordum freestyle gibi bir şey aslında aklıma ne gelirse onu söylüyorum kayıda aldım ondan sonra biraz da böyle hüzünlendim falan dedim evet yani bu şarkı okey tabii ki de hani imkanlar yani tavsiye seviyede değildi ama yani en dipte de değildi yani ama benim böyle tercihim oyunda oluyordu daha böyle samimi geliyordu. Yani hücum kayıt girmeyi seviyordum. Yani kesme gibi bir durum zaten yok. Sadece işte üstüne reverb koyup yayınladım yani. Tüm zamanların en kırılgan, ruhu hiç anlaşılmayan Sen insanı yıkar gidersin Hep uğraştın benim ol diye Gözlerinden düş ölmeye Gerek yok böyle sevmeye Bahsetmeye çalıştığım şey şu hani Ne kadar yakın olmaya çalışsam da aslında o yaptığım hamleler bir de birazcık panik durumundasın. Hani acaba işe yarayacak mı? Acaba iyi hissettiriyor muyum? Veya başka bir şey mesela. yani benim olduğu uğraşırken aslında gözümden düşmeye uğraşıyormuşum yani. Gerek yok böyle sevme. Gerçekten gerek yok. Ama dur bir dakika Bir şey söylemem gerek Hiç mi sevmedin? Ama dur bir dakika bir şey söylemem gerek gelmeyecek misin? Benim dur bir dakika diye bir şeyim vardır yani çocukluğumdan beri hep böyle mesela bir olay olacak. Hani iğne vurulacağım hastanede tamam mı? Ama ben hep böyle dur bir dakika dur bir dakika falan diye annem de hep öyle hani hemen ona çok gülerler yani. Bu da ona benzer bir şey yani dur bir dakika bir şey söylemem gerek. Biz sakinleşelim bir ortam çok gerildi anladın mı? Hani bence daha iyi bir karar verebiliriz falan. Bunlar da benim zihnimin içine dönen hani anksiyetik şeyler hani hiçbir sevmedin, gelmeyecek misin? Abi acaba hayatım daha kötüye gider mi falan diye düşündüğüm şeylerden bazıları. Zaten takıntı yani ya. Sevginin yani bu tarz böyle bu sevgilerin veya başka bir şeyin arkadaşlık işlerinde de öyle yani. Bir yerden sonra artık hani işlerin takıntı olduğunu fark ediyorsun yani. Sana zarar mı veriyor yoksa ne bileyim senin mutlu mu ediyor anla, anlayamıyorsun yani. O yüzden gerek yok böyle sevmeye diyorum. Çocuk yapacağım onu seveceğim ya artık. <gülüyor> <gülüyor> bu şarkıda da olduğu gibi bazı konuşmak istediklerim var bunlar aslında daha çok yarım kalmışlık bir hissiyle yapılmış şeyler yani hani gerçekten demek istediğim ama karakterimin ve hani içimde gelişen duygular benim böyle hani çok fazla hislerimi açık eden bir insan olamadım yani hani yüz yüze bu yüzden aslında hani bir şey söylemem gerek. Bir dinlesen aslında hani farklı bir şeyler var gibi hani. Ya şarkı zaten benim dinleyicilerim için gerçekten çok gözde bir şarkı. Yani hani çok değer verdiklerini görebiliyorum hani. Teşekkür ederim. Özlediğim işte diye bir şarkım vardı. ilk şarkım. Ve orada sana kahve makyatı ısmarlayayım. İşte yemek yeriz falan. Hani bu şekilde bir ikna cümleleri gibi böyle esprili bir şey kullanıyordum. Bunda da gerçekten hani yazın kahve yapmayı öğrendim kendim. Kahve falan filan böyle. Böyle bir yenilik geldi mesela bu şarkıda ve insanlar da artık hani yapayım mı yoksa yani alayım mı bir yerden gibi böyle dönüşler falan da oldu. Yani insanlara kendimi tabii ki de kişisel olarak bu kadar açmak yani sonuçta bahsettiğim şey yediğim içtiğim değil yani hani bahsettiğim şey hissettiğim. O yüzden yani birazcık zorlanıyorum tabii ki de ya. Biraz böyle daha zor oluyor ama yine de keyif alıyorum ya. Böyle rahatlıyorum. Yani sonuçta herkese söylenecek şeyler değil bunlar. Bir anda ben söylüyorum, kendime söyler gibi gitarım elimde falan. Sonra yayınlıyorum zaten çok da fazla böyle e, o tarz yani duyguların yoğun olduğu şarkıları çok fazla dinlemiyorum yani beni böyle bir şeye sokuyor böyle bir değişik moda sokuyor. <laughs> <laughs> Karım akıllı kuracağım zamanlar hani bir isim arıyordum kendisini ne yapmak istemiyordum açıkçası. Biraz böyle dolaplara da saklamayı seviyorum bazı şeyleri hani. Yani onu oraya koyayım. Bulan bulsun hani. Oturuyordum işte kahvecide ve dedim ki hani ben bu akşam bir şarkı yapacağım ve Karan adı altında hani yayınlamaya başlayacağım ve e, o zaman bir amacım var, bir hedefim vardı böyle bir yerde yayınlanmasını istiyordum onun. Eğer burada yayınlanmazsa yani çok zor saatten sonra falan demiştim. O zaman onu içiyordum ama şu an mesela şekerli şeyler kullanmayı bıraktım. Karan hiç içmiyorum yani. Güzel bir flört şeyi gibi geliyor bana hani. Sana bir Karan Makato ısmarlayayım veya yapayım.